Çeşme, İzmir'in en güzel ilçelerinden biridir. Bu videoda Çeşme ve Urla'ya göz atacağız hep beraber. Çeşme merkeziyle başlayalım. Temmuz ayı Çeşme için oldukça rüzgarlı bir ay. Fakat nemin olmaması çok rahat yazı geçirmenizi sağlıyor. Çeşme ile ilgili benim dikkatimi çeken en önemli husus geniş meydanları ve yürüme alanlarıyla tertemiz bir ilçe olması. Çeşme'nin gece görünümü. Burası da Çeşme Kalesi. Çıkamadım, yarın çıkarım, yarın çıkarım deyip 10 günü tükettik. Boşuna dememişler bugünün işini yarına bırakma diye. Çeşme Kalesi 1508 yılında 2. Beyazıt tarafından yaptırılmış. Çeşme'nin tarihi M.Ö. 7. yüzyıla kadar dayanıyor. Burası Ilıca sahili. Rüzgarı siz de buradan görüyorsunuz. 10 gün kaldık ama sürekli böyleydi. Ben şikayet etmedim ama. Bir uzun pozlama denemesi yaptım Ilıca sahillerinden. Burası da Alaçatı. Zaten Alaçatı muhteşem bir yer. Yani onunla ilgili bir şeyler anlatmaya gerek yok. Bilinen, tanınan bir yer. Çok hoş sokakları var. Kafeler, restoranlar. Ve bayağı da kalabalıktı doğal olarak. Bu arada fonda duyduğunuz müziğin bestesi bana ait. Alaçatı'da bir de bir sörf okulu var. Birazdan görüntüleri göreceksiniz işte. Burada sörf yapılması öğretiliyor. Evet, şimdi Urla'dayız. Sanat Sokağı'nın başlangıcı. Urla ile Alaçatı birbirine çok benziyor. Tabii Urla daha sakin, fiyatlar nispeten daha ucuz. Sanat Sokağı'ndan görüntüleri izliyoruz. Urla'nın çarşısı. Ve Urla'nın iskele denilen sahil kısmı. Burası çok sevimli bir yerdi. Bir de Urla'da Çeşmealtı plajı var. Balık lokantaları, çay bahçeleri vesaire. Bir yat limanı. Velhasıl Urla da çok sevimli, güzel bir yer. Urla Çeşme arası 45 kilometre falan. Burası da Germiyen köyü. Köyün sakinlerinden Nuran Erdem Hanım'ın elinin değdiği, fırçalarıyla böyle sosyal mesajlar verdiği, doğal yemekleriyle ünlü bir yer. Burası da Dalyan semti. Velhasıl güzel bir yer. İzlediğiniz için teşekkür ederim.
Abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dilerim.